Ya sen ne yüzle geliyorsun hala buraya? Bir sakin ol. Defol. Defol git buradan hadi. Haksızlık ediyorsun bana. Haksızlık mı ediyorum? Ben senin yüzünden hayal kırıklığı yaşamaktan bıktım. Yusuf'a yaptıkların yetmedi. Şimdi ailesine zarar veriyorsun. Ya Gönül, şu adamın başarısızlıkları yüzünden beni suçlamaktan vazgeç artık. O adam senin sandığın kadar akıllı biri olsaydı baba yadigar evini kaybetmezdi. Sen nereden biliyorsun bunu ya? Biliyorum işte. Sen yaptın. O evi eline geçirip Yusuf'u da ailesinde kapı dışarı attın değil mi? Yeter artık, yeter, yeter, yeter! Yazıklar olsun sana ya. Ya sen nasıl bir insansın be? Yusuf'la derdini anladık. O masum insanlardan, ailesinden, kardeşlerinden ne istedin? Ben o insanlara kasti olarak hiçbir şey yapmadım. Ama savaşta her şey mübahtır, değil mi? Evin sende olduğunu Yusuf'a söyleyeceğim. Yusuf'a söyleyince ne değişecek Gönül? Hı? Ne olacak? Görürsün. Ben sana söyleyeyim mi ne olacağını? Hı? Yusuf yine her zamanki gibi gelecek, esecek, gürleyecek. İşte belki bana saldıracak, her zamanki şeyler. Sonra yine nezareti boylayacak. Ama anlatmazsan ben onlara yardım edebilirim. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ne diyorsun Gönül? Bence gayet mantıklı bir anlaşma. Neden yapıyorsun ki bunu? Çünkü sen üzülüyorsun. Ve ben senin üzülmene dayanamıyorum. Eğer Yusuf'un ailesinin durumu seni üzüyorsa onu ortadan kaldırır. Yani Yusuf'un da ailesinin de eve geri dönmesini sağlayabilir misin? Sağlarım. Anında. Ama tek bir şartım var. Bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. İyi de evi sen kiralarsan Yusuf anlamayacak mı? Evin yeni gizemli sahibi Yusuf'un ve ailesinin durumuna dayanamadı, üzüldü. Onlar evi kiraladı. Onlar bu konuyu böyle bilecek. Ne diyorsun Gönül? Kabul ediyor musun? Söylediklerini yapacaksan anlaştık. Ama bak, eğer bu oyun oynamaya kalkarsan... Asla. Asla. Sen yeter ki bana güven. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.